çadır. Doğal afet çadır gibi bir şey. Burada aynen çalışanlar. Arada çalışmalar duruyor çünkü. Şimdi Aykut'la beraber yola çıkıyoruz. Atla. Atlayalım baba. Bak bedava su veriyor. Bak, görevli arkadaş, ummalı bir çalışma var muhtemelen burada, öyle görünüyor çünkü hani çalışmalar durmasın, 24 saat herhalde bir çalışma var burada. Polisler bize çıkın diyor buradan, tehlikeli bir alandayız çünkü. Tayland'da yaşayan Türklerin kullandığı WhatsApp grubundan mesaj geliyor, bu yol çöktü diye. Telefon kabloları, işte elektrik kabloları falan yerlerde böyle kop. Bilmiyorum, 40 bin liraya var mı bu? Sıfır motor yok yok, yani sıfır motor yok şu an. Ya bir de çalışma falan da var, yolu açmaya çalışıyorlar. Böyle iş makineleri falan var. Çöken yolu görmeye geliyorlar. Yani virajlı yolları severler. Böyle hafiften motoru yatırarak böyle inerken çıkarken. Düşen yolda mı sürdün be? Tayland'dan herkese merhaba. Bugün yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün burada tanışmış olduğun bir Türk vatandaşı, Tayland'da yaşayan bir Türk vatandaşı var. Yaklaşık birkaç aydır burada kendi düzenini kurmuş. Kendi evini falan kiralamış. Burada yaşayan bir arkadaşım var. Onunla tanışmıştık. Aykut ismi. Şimdi onunla ilgili bir anımız var. Onu öncelikle bahsedeyim size. Biz Aykut'la sahilde böyle geçerken bir Türkçe konuşmasını falan duyduk. Telefon konuşmasıydı sanırım. Türk müsün, Türk'üm falan. Ondan sonra bir konu açıldı. Bu arkadaşla ilgili bir video yapmak istedim. Aykut'un burada yaşamış olduğu bir tehlikeli bir anısı var. Biliyorsunuz burada muson yağmurları falan yoğun bir şekilde yağıyor. Bazen böyle çok sağanak bir şekilde yağıp her yeri yıkıp geçebiliyor. Aykut'un yaşamış olduğu bu anısını kendisinden duymanızı istedim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, sizi şimdi Aykut'la tanıştırmak istiyorum. Aleykümselam. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Seninle sahile böyle ilginç bir şekilde tanışmıştık biliyorsun. Aynen. Aynen, biraz, buralarda tanıştık. Aynen, biraz ondan bahsedelim istersen. Böyle bir aramızda bir telefon konuşması gibi bir şey oldu. Sonra Türkçe konuşma şeyini duyduk orada. Sonra ben döndüm, Türk müsün falan diye. Böyle aramızda bir ufak sonra bir tanışma attın, oldu. Sonra story attın. O story patladı. Şimdi abi, Aykut ne yapıyorsun sen burada? Ne iş yapıyorsun? Şu anlık neden, bir iş yapmıyorum. Neden abi buradasın? Şu anlık bir iş yapmıyorum. Dil okulunun şeyini bekliyorum. Schedule'ını bekliyorum. Evet. Tayı dilini öğrenmek için geldim. Neden Tayı dilini öğrenmek istiyorsun abi? Farklı bir dil, değişik bir kültür. Ya zor, anlaşması zor buradaki Tayilerle İngilizce. Tamam, Phuket'te gene bir nebze biliyorlar ama aynen, açıldın biraz açıldığın zaman aynen, İngilizce konuşan sayısı az. O yüzden biraz da farklı bir dil. Hani İngilizceyi öğrendik. Aynen. Sırada Tayca var. Şimdi nereden geldin Aykut sen? Ben New Jersey'den geldim. Amerika yani. Evet. United States. 12 yıl oldu. Aynen. Orada yaşayalı. Aynen. Buraya zaten 7-8 kere falan gidip gelmişimdir yani. Aynen. Sonuncu da artık kalmaya karar verdim. Burada yaşıyorum. Ev mev tuttuk. Okula yazıldık. Evi kaç paraya tuttun burada? Evi aylık 260 dolar. Bir ara beklerim seni. 260 dolara tuttun evi. Aynen. 1+1. 1+1. Yeni. Yeni bina. Çok iyi. Aynen. Phuket Town'da ev. Patong'da değil. Buraya yani nasıl gidip geliyorsun buradan? Buraya o Patong Hill diye bir yol var. Aynen. Tamam mı? O yol kısa, virajlı, inişli çıkışlı. Motosiklet sürmeyi seven adam kendi için. Kendi aracın var, motorun var. Motorcu adam için çok keyifli bir yol aslında. Motor mu aldın buradan? Aynen, motor aldım. Çok güzel. Aynen, ama motosiklet sürmeyi bilmeyen adam için çok tehlikeli bir yol. Aynen. Ya onlar daha doğrusu motosikleti sevmeyen adam o yolda sevmez. Aynen. Motosiklet sürmeyi seven adam o yolu sever. Aynen. O yüzden kötü bir şey oldu. O yolun bir kötü kısmı, bir anım var galiba. Senin orada bir ölüm tehlikesi falan atlattın. O muson aynen, yağmurlarını sağanak yağdığı zaman da galiba. Aynen. Her gün ben geçiyorum o yoldan. Yağmur çamur bana fark etmiyor. Benim arkamdan geçtiğim yer çökmüş. Arkandan geçtiğin arkamdan yer çöktü. Arkamdan çöktü. Aynen. Yani mesaj geldi direkt bana hatta. Bir dakika, iki dakika sonra herhalde orası aynen, çöktü. Aynen. Ben buraya varıyorum. Telefonu bir açıyorum ki geçtiğim yol, virajı döndüğüm yer çökmüş. Şimdi oraya gideceğiz. Yaya trafiğini açtılar orayı. İlk gidenlerden biri. Tamamen açıldı mı orası? Ha, yani işte normal trafiğe açılmadı. He. Arabalar geçemiyor. Yayalar geçebiliyor. Motosiklet geçemiyor, yaya geçebiliyor. Yol hala göçük bir şekilde duruyor. Aynen. Motorla da yakınına kadar gidebiliyorsun. Hmm. Motosikleti peki burada satın aldın sen kendine. Aynen. Kendi motorun senin şahsi olarak. Şahsi motoru motor nasıl satın alabiliyor burada bir Türk vatandaşı? Onu söyler misin bir? Turist de satın alabiliyor, herkes satın alabiliyor. Sadece kaldığınız yerden bir kağıt almanız gerekiyor burada kaldığınıza dair. Onu da immigration'a, göçmenliğe onaylatıyorsunuz. Evet.
o göçmenliğin onayladığı kağıtla da dealer'a, yani galeriye gittiğiniz zaman evet. galeri direkt sizin adınızda plakayı çıkartıp anahtar teslim, he. parayı alıp motoru bir anda verebiliyor. Fiyatlar Türkiye'ye göre daha avantajlı galiba değil mi? Burada motosiklet fiyatları tabii, falan. Tabii tabii, sıfır motorlar yani 2000 dolar falan, 1500-2000 dolar. Kaç baht verdin bu motora? 80 bin baht verdim ben. 80 sıfır. Bin, sıfır. 155 cc. 155 Yamaha. Yamaha'nın spor bir Aerox modeli. Çok güzel. Şey yani 500 dolara da motor var. Değil mi? 300 dolar, 500 dolar. İstersen var, ikinci aynen, el var. Aynen. Var var. İsteyen çok güzel. Var. Ben uğraşmak istemedim ikinci elle. Direkt dedim galeriden garantili alayım. İyi yapmışsın. Şimdi birazdan biz Aykut'la yola çıkalım diyoruz. Bu sıkıntı yaşadığı yolu bir göstersin bize. Evet arkadaşlar, şimdi Aykut'la beraber motorun yanındayız. Almış olduğu motorla beraber sıkıntı yaşadığı, bu ölüm tehlikesi yaşadığı yola doğru bir yola çıkacağız. Arkadaşım oraya götürecek beni. Hem o yolu görmek istiyordum. Ben de o çok ön yolu görmek istiyordum zaten. Şimdi beraber bir motorla çıkalım. Yavaş motor yavaş. Bu. Motorumuz bu. Arkadaşlar bakın, bu motoru Aykut 0 aldı. Galeriden alıyor. Hani Türkiye fiyatlarıyla kıyaslarsak. Bir daha söyleyebilir misin? 80 bin baht. 80 bin baht. Ortalama TL'si 40 bin TL falan. 40 bin TL'ye Türkiye'de hani ikinci eli bile şu motorun bilmem zor herhalde. Şu an 1'e 2 mi? Aynen 1'e 2 şu an. Şu an 1 TL pardon. 1'e 2 şu an. Tamam 1 TL 2 baht. 1 TL 2 baht ayarında şu an. Yani gerçekten bir de turistler falan da satın alabiliyor galiba bunu. Abi, bilmiyorum 40 bin liraya var mı bu sıfır motor? Yok yok yani sıfır motor yok şu an. Yamaha'da öyle bir imkan yok şu an. Hiç bakmadığım için. Yok yok o fiyatlar yok şu an. Kaç yıldır Türkiye'ye gitmiyorsun bu arada? Türkiye'ye gidiyorum. Gidiyorsun. Geçen gittiğimde bir 2-3 hafta kaldım. Senelik gidiyorum Türkiye'de, kısa kalıyorum, öyle uzun süre kalmıyorum. Anladım. Birkaç hafta sonra hemen geri geliyorum. Tamam Aykut, binelim motora beraber bir gidelim. Kaskımızı takalım kaskı şöyle. Takalım, kask aynen. önemli. Aynen. Ceza yemeyin. Ceza yemeyin. Önce can güvenliği. Evet şimdi Aykut'la beraber yola çıkıyoruz. Atla. Atlayalım abi. Şöyle müsaadenden. Atla atla. Hoppa. Bindik abi. Hadi bismillah. Kaç kilosun hadi sen? Hacı abi ben 100 var. 90 90 var yani o garanti. Ne 90'ı? 90 garanti en son. Ben 88. O zaman yani da fazla olmuştur. Gerçi bir boy farkı da var. Şimdi buradan Aykut'la yola çıktık. Aykut'un bahsetmiş olduğu bir sıkıntı yaşadığı bir an vardı. Yoğun böyle muson yağmurlarının olduğu zaman içinde. O yol yaklaşık işte bir Aykut geçtikten bir dakika iki dakika sonra bir anda çöktü. Allah'tan geçmiş Aykut. Tabii sonrasında bir herhalde WhatsApp grubu varmış. Evet. Türklerin burada kullandığı. Burada Tayland'da yaşayan Türklerin kullandığı WhatsApp grubundan mesaj geliyor. Bu yol çöktü diye bir bilgi geliyor. Abi o şekilde haberi oluyor Aykut'un değil mi Aykut? Evet. Evet ben yağmurda telefonu kontrol edemediğim için telefon tabii o ara bagajla. Geçiyorum o yolu. Geçtikten sonra işte bir yerde duruyorum. Telefonu bir kontrol ediyorum ki arkamdan yol çökmüş. Sana geçmiş olsun diyelim Aykut. Aynen. Şansımıza biz orada geçerken çökmemiş. Aynen. Artık verilmiş sadakamız mı var? Aynen. Ne? Verilmiş sadakam varmış. Allah beterinden korusun. Gidiyor bir iniyor. Ya bir çıkıyor iki iniyor. Ya iki gidiyor iki dönüyor. Evet. Yol böyle değişiyor yani. Bir bakıyorsun 3 olmuş. Bir bakıyorsun 2 olmuş. Bir tek şerite düşüyor, bir çift şerit. Çift aynen, giriş, çift geliş oluyor. Şu an buraya çift çıkıyor, çift dönüyor ama o yolun çöktüğü yer çift çıkıyor, bir iniyor. Genelde de çıkışları 2 yaparlar ya. Aynen. Bu yolda bu kadar boş görme şansınız bu arada yoktur. Çünkü ilerisi kapalı. Normalde bu yol çok yoğun bir yol. Bu Phuket Town'a mı çıkıyor bu yol? Aynen. Phuket Town'la Patong arasındaki. Patong arasında. Patong arasındaki yol. Kullanılan yol. Bakın çok kör nokta var. Kaybolan aynen. noktalardan birine daha yaklaşıyor. Kör nokta zaten. Gerçekten. Aynen. Gözükmüyor yani. O buralara tabii kontrollü girmek gerekiyor. Aynen. Bu yolun güzelliğine bakar mısın? Aynen. Ve bu yolu şu anda bu kadar boş göremezsin yani normal şartlarda. Niye bu kadar boş şu an? Şu anda çünkü çöken yol kapalı. Çöken yol, bir motorlar falan geçiyor sadece. Şu an o gidenler de orayı görmeye gidenler. Değil mi? Tabii bizim gibi şu anda oraya ya da gidiyorsun. Bir işi var, yakın yerinde oturuyor. Tabii. Yolu bitiremiyorsun yani. Biz de bu yolu geri gelmek zorunda kalacağız. Yolu devam edemeyeceğiz. He. Buradan itibaren kapatmışlardı. Buradan itibaren uyarı veriyor. Dünden itibaren yaya trafiğini açtılar.
Şu sign'ı da çek istersen, bak diyor. Bisikletlerin otoluna soldan gitsin diyor. Buranın sol şeridi yavaş bu şerit. Bu işaretleri falan nasıl biliyor musun şu an, anlayabiliyor musun? Yazılar biraz, falan da biraz... İngilizce yazar sanmıyorum. Yani o tarayıcı yazanları anlamıyorum. Aynen. Keep left diyor, use long diyor. Trafik işaretleri biraz farklı gibi geldi bana. Bizim alıştığımız trafik işaretlerinden bazı yer. Ya tabii şimdi altta o tarayıcı açıklamayı anlamıyoruz. Tarayıcı bilen de, tarayıcı öğrenen de anlamıyor. Tarayıcıyı sonradan öğrenen de alfabeyi çözemiyor. Sade konuşmayı biliyor. Sende var mı? Öğrenmeye başladın mı tayıcıyı şu an? Yok, daha hiç yok. Yani. Ama tayıcı öğrenmeye geldin. Aynen. Aynen. Yani bir iki işte ne haber, nasılsın, teşekkürler, bir şey değil. O kadar, başka da yok. Peki tekrar Amerika'ya gidecek misin? Var mı öyle bir planın? Gidersem birkaç aylığına çalışmaya gider, tekrar geri gelir. Öyle. Ne iş yapıyordun orada? Tırcıyım ben orada. Tırcı? Aynen. Çok iyi ya. Abi Amerika'da adam parayı kazanıyor tırdan. Geliyor burada eziyor. Helal olsun valla. Şimdi burası. Aynen. Bir kör nokta daha. Bakınız tepe. Aynen. Şurada bir temple var. Buradan millet geçerken düt korna çalıyor bak. Burada mı? Bu şekilde. Aynen. Bu temple'a çalıyor. Bu temple'ı mı böyle korna çalıyorlar? Aynen. Niye buradan geçerken abi? Sorun çünkü neydi? Temple'a saygılarından dolayı korna çalıyormuş. Normalde şartlarda korna sesi zaten duymazsınız. Ya evet, burada korna sesi çok zor duyuluyor. Yok yani. Yok gibi bir şey. Aynen. Bir korna kullanmıyor. Bir tek burada kullanıyor. Şimdi iniyoruz aşağıya doğru. Orada millet çadır madır kurmuş zaten hemen. Doğal afet bölgesi. Diyerekten. Millet oraya çadırları kurmuş. Çadırdan öteye geçiş yok. Yani yaya olarak var. Şey oldu, motorla yok. Motorla yok. Motorla biraz daha aşağı inebilir miyiz? Araya sokarız. Motorla aşağı ineriz ama yer bulamazsak geri çıkarız. Tamam. Tamam, inelim. Yer belki yani. Arada bir yerde buluruz ya. Hani çok yürümeyelim. Çadır karşıda da gösterdin çadır, yer. Çadır direkt karşıda. Aynen. Aynı aklıma benim şey geldi burada. Thai Cave Rescue diye. Sene 2018, o 15 çocuk Chennai'da bir mağarada sıkışıyor. Evet. Sel basıyor orayı falan. Evet. Bu tarz olaylar Tayland'da artık normal onu karşılanmaya başladı. Değil mi? Burada şimdi yok. Arkadaşlar bu çöken yol şurada galiba. Buradan bir yürüyüşle falan yapmışlar ama bir de çalışma falan da var. Yolu açmaya çalışıyorlar. Böyle iş makineleri falan var. Bunlar böyle ufak ufak çalışmaya başlamış. Kapatmaya çalışıyorlar. Tabii arada çalışmalar duruyor çünkü şey var, hani ne diyorlar, yağışlar çok böyle anlık olarak bir anda sağanak muson yağışı başlayabiliyor. Yağış olduğunda da tabii herhangi bir çalışma yapamıyorlar, durduruyorlar, durdurmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu Tayland'ın muson yağmurlarının olduğu noktalarda. Şimdi arkadaşlar bu çöken yol şurada galiba, buradan bir yürüyüşle falan yapmışlar ama bir de çalışma falan da var, yolu açmaya çalışıyorlar. Böyle iş makineleri falan var. Bunlar böyle ufak ufak çalışmaya başlamış, kapatmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz, park etmiş olan motosikletlerin büyük bir kısmı burayı böyle görmeye gelmişler. Çöken yolu görmeye geliyorlar. Hem turistik olarak hem kendi yerel halkı. Tabii bir kısmı buraya motorunu bırakıp buradan evi yakın olan yürüme olarak yürüyerek gidebiliyor. Geçebiliyor ama motor trafiğine, böyle araç trafiğine falan kapalı. Şimdi buraya da her yere... Yaya trafiğine de yeni açtılar zaten. Dün evet, açtılar. Dün açtılar. Şu anda bak orada da şey var. Yani... Bu çadır ne abi? Ne çadırı bu? Biliyor musun? Sign'ı da gösterir zaten. Orada da bir sign var. Ne çadırı bu? Çalışanlar için açılmış bu bir çadır. Bu doğal afet çadırı gibi bir şey. Burada aynen çalışanlar... Çalışanların şeyi bu burası değil mi? İhtiyaçlarını karşılasınlar, yemeği içmeyi işte. Polis falan şey yapmış, yolu kapatmışım ben, kamerayı kapatayım mı öncelikle? Yok bir şey demezler. Yok, öyle kapatma, mi? Kapatma. Bir deneyelim mi? Yok bir şey demezler, yok. Ha çekim yapmayın falan. Yok demezler. İstersen drone varsa drone bile uçurursun burada şu anda. Şimdi bilmiyoruz burada herhangi bir şey yaşamayalım diye. Yok en fazla kapat der, bir şey demez. Aynen. Şimdi bu yol, evet. İşte tek iniş, çift çıkış, iki çıkış, tek çıkış. Şuradan kamerayı biraz daha yukarı kaldırıp gösterebilir misin mesela? Şimdi buradan geçelim. Şu yol, yani bu çıkışın sol şeridi işte. Çok tatlı, güzel bir viraj. Böyle şuradan şöyle... Buradan sen yukarı çıkıyorsun değil mi? Aynen. Böyle? Buradan yukarı çıkarken, inişte değil yani. Şuradan böyle yukarı çıkarken... Motoru yatırıyorsun oradan. Aynen. Hakikaten. Şu sol şeritten böyle tatlı dönüyorsun. Vuf! Gittin. Yani anladın. Selametle. Olarak... Selametle. Aşağıdasın yani. Burada büyük geçmiş olsun yani, yaşamış olduğun büyük bir sıkıntı var. Şöyle içeri doğru bir geçsek aslında, orayı da bir gösteririz birazdan ama.
Mümkünse o şu karşıdan içeriği tabii gösterelim. Tabii şuradan bak, millet noktadan çekiyor ya, oradan şey yapabiliriz. O noktadan oradan alalım. Yaklaşabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi Aykut'un yaşamış olduğu böyle bir benim, büyük bir tehlike vardı burada. Benim şerit, bak şeridin şeyleri hala orada bak. Asfalt duruyor orada, görüyor musun? Değil mi? Aynen. Oradan dönüyordun sen direkt. Tabii şu şeritten hep ağlayan, şu şeritten asla dönmem. Çünkü araçlar yavaş kalıyor bana. Aynen. Ben de mecburen en son, aslında sol şerit yavaş gitmek zorunda. Sağ şerit hızlı gitmeli burada. Aynen. Ben tam tersini yapıyordum. Sağ şeritte hep tuk tuk dur, minibüs dur falan. Onlar tabii benim kadar hızlı dönemiyor. Ben sol şeritten böyle buraya hep alıyorken o bizim güzelim yol çöktü maalesef. Geçmiş olsun Aykut. Şöyle bir dönelim bir. Diğer taraftan gösterelim. İçeri doğru girelim. Biraz yolu kapatmışlar. Yaya da sokmuyorlar ama biz bir şekilde içeri şuraya girelim diyoruz. Bak, adamlar orada. Aynen o köşeye oraya doğru. Şimdi motor kullanan arkadaşlar böyle virajlı yolları severler. Böyle hafiften motoru yatırarak böyle inerken çıkarken falan. Evet. Aykut da bunlardan bir tanesi. İyi bir motor kullanan bir arkadaş. Evet. Şimdi burada yaşamış çok olduğu... Çok şükür kaza bela da yok. Amin, 15 amin. Yıldır. İnşallah olmasın. Şimdi burada yaşamış olduğu bir sıkıntı vardı. Onu anlatsın. Nasıl bir şey oldu? Buradan geçtin galiba. Bir dakika sonra bir haber geldi sana. Ya sıkıntı şu. Buradan geçerken bir şey yoktu. Evet. Yani... Ama yoğun sağanak yağış vardı. Yoğun bir yağış vardı aynen. Tabii o ara telefonları kontrol etmiyorum ben. Evet. Varacağım yere vardıktan sonra telefonumu bir açtım ki WhatsApp grubuna mesaj gelmiş. Evet. Direkt buranın videosu var aynen bu şekilde. Bu şekilde. Bir başka biri çekmiş. Şöyle bakalım. Aynen. Biraz daha ilerleyebiliriz istersen. Şöyle bakın arkadaşlar, bu yol böyle normalde şuradan baksana şöyle bariyere başlıyor. Bariyere falan bakar mısın? Aynen. Bariyerler şuradan yıkılmış, aşağı doğru inmiş. Bakın telefon kabloları, işte elektrik kabloları falan yerlerde böyle. Kopmuş zaten hepsi. Evet. Aykut buradan geçerken yaşadığı sıkıntıyı anlatıyordu. Ya buradan geçerken sıkıntım yoktu. Yoktu. Geçtikten ben sonra. Ben her şey normal geçtim. Bir ölüm tehlikesi yaşamışsın ama burada sen. Hemen arkamdan çökmüş arkamdan işte. Çökmüş. Hemen arkamdan bir baktım mesaj gelmiş. Buranın bu şekilde. Nerede mesaj geldi sana? Var. WhatsApp grubumuz var bizim burada. Türklerin aslında halı saha grubu o. Halı sahada toplanma grubumuz. Evet. Ama o gün de aslında halı saha maçımız vardı. Evet. Millet de buranın videosunu atarak dedi ki biz halı sahaya gelemeyeceğiz. İptal oldu. O günkü halı saha maçını da iptal etmek zorunda kaldık. İnşallah bu perşembe ki iptal olmaz. Çünkü başka bir yol daha var. Oraya uzatıyor. Oradaki yol da buradaki kadar keyifli ve kısa değil. Ya uzun yoldan gitmek zorunda kalıyorsun. Aynen. Hem uzun yoldan gidiyorsun hem de buradaki kadar keyifli değil. Sence tahmini olarak bu... Aha. Burası şimdi polisler bize çıkın diyor buradan. Tehlikeli bir alandayız çünkü. Bizi çıkar. Şimdi evet. Fuat yani şuradan düşsem hakikaten komedi olmaz mıydı? Çünkü 15 yani, yıldır aralıksız motor süren biri olarak bir motoru düşürmüşlüğüm, çizmişliğim, hiçbir kazam yokken şuradan şu, dönerken şu yol. Düşsem açıklaması nasıl olacaktı öteki tarafta? Ne diyeceğiz? Ya Allah korusun. ne diyeceksin yani? Adamlar demeyecek mi sen 15 yıldır motor sürüyorsun hiç düşmemişsin? Düşen yolda mı sürdün de yolu düşürmüşsün? Yolu düştüm. Aynen ben sen düşmedim. Hiç düşmemişsin 15 yıl ama yolu düşürdün. Yol düştü. Ama yol düştü. Nasıl olacak? Neyse öyle? Allah korumuş ya. Demek ki verilmiş sadakan varmış derler yani. Aynen. Yapacak bir şey yok iş. Şöyle yolu göstererek yavaş yavaş biz yukarı doğru çıkalım. Zaten az önce yolun böyle şey kısmına çıktık orada. Çevrilmiş olan kısmına çıktık. Dışarıda biraz ihlal ettik. Sonra buranın görevli polisleri falan geldi. Askerler geldi. Akıllı olun. Akıllı olun dedi. Çıkın dedi. Kafanızı gözünüzü kırmayın dedi. Almayayım aklınızı. Kafanızı gözünüzü kırarsınız dedi oğlum orada dedi. Şu aşağıdaki motorları da bir göster istersen. Aynen. Buradan görünüyor zaten. Oraya da full millet park ediyor oradan sonra. Orada da bir çadır daha var. Değil ama mi? Oraya kadar inmeye gerek şimdi yok. Burada görevliler var. Şu an işte yolu falan tamiratını falan yapılıyor herhalde. Pek bir çalışma da görmüyorum ben şu an aslında ama hani... Yok, kurumasını bekliyorlar abi. He, toprağın kurumasını bekliyorlar şu an. Hayır, toprağın kurumasını bekliyorlar. Yağmurun da durmasını bekliyorlar. Onu biraz zor bulurlar ya. Durması gibi bir durum yok. Hani en kötü... Aralıkta falan mı olmuyor bile. Herhalde yağmur? Oluyor. Yani tüm gün yağmıyor. Gene böyle yağmur geçişleri oluyor. Bir saat yağıyor, yarım saat yağıyor. Tekrar kuruyor. Hani o şekilde... Şiddetli yağmıyor. Ha, yani Tayland'ın kurak bir zamanını ben hatırlamıyorum. Duymadım yani. Tayland'da kuraklık diye bir şey yok. Kaç Tayland'da yıldır gelip gidiyorsun buraya? Tayland'a? Ben buraya 2015'ten beri gidip geliyorum. 2015'ten beri? Sanırım 7-8 kere giriş çıkışım vardı. Çok güzel. Her geldiğimde de bir 2-3 ay kalıyorum. Bak bir şeyler yani. İçin diyor. Su mu için? Bir.
Aa bak bedava su veriyor. Bak, görevli arkadaş. O da beni çekecek. O da beni çekecek şimdi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Burada polis asker arkadaşlar bize su ikram ettiler. Tabii camış gibi terledik. Tabii. O kadar çekim yaptınız dedi. Tayland'ın reklamını yaptınız dedi. Göster beni. Camış gibi terlediğimizi gördü adam. Abi bu ne böyle? Ambulans şey gibi bizim. No, bir haber. Şeye bir bakar mısın ambulanslara? Böyle hani böyle yanlış anlamasın kimse. Küçümsemek gibi olmasın da bizim sucu arabaları falan var ya. Onun gibi minik minik ambulanslar. Ya Allah kaza bela vermesin kimseye. Emergency Medical Service diyor ama. Evet, o ambulanslar küçücük. Aynen, çok küçük böyle. Minik minik ambulanslar. Bizde böyle şey gibi, kamyonet gibi falan de geliyorum diyor. Aynen, Amerika'da da öyle. Şimdi motorlara falan herkes buraya koyuyor. Bayağı bir uzun bir kuyruk var motorlarda. Bu şekilde bir şey var. Görmeye gelenler var. Burada çalışanların motorları falan var böyle kaza bölgesinde. Yürüyerek aşağıya inenler var. Şimdi turistlerin akın yeri olmuş burası. Bu çalışmaları falan. Tayland zaten bahane arıyor, bir yeri bir turistik yapayım da. Aynen. Açayım böyle burası, millet gelsin görsün, fotoğraf çeksin. Bir şey söyleyeyim, bunlar yolu da açmaz bence. Açmazlar, yok aynen. Turist yani geliyor şu an. Sadece turisti açarlar. Turist geliyor de bunlar yolu falan da açmaz. Bak. Aynen, yani yapmazlar anlamında. Hani yol açmazlar, şu an yaya trafiğine açık. Zaten burada yaşayanlar diyor ki, abi diyor o yolun diyor bayağı bir vakti var. Öyle hani mi? Aynen. Beklemiyorlar öyle. Bir anda yapılmasını beklemiyor kimse. Daha yağmur işte toprak kuruyacak da, yağmur duracak da. Aynen. İşte beton gelecek de. Bir tane mühendis gelecek de buraya. Oo. Aynen. Şimdi burada Tayland. Aynen. Şimdi burada güzel bilgiler paylaştın benimle Aykut. Sana çok teşekkür ederim. Üşenmeden beni buraya kadar getirdin. Ne demek, estağfurullah, her zaman. Sağ ol. Şöyle göstereyim tekrar yolu. Yarın da istediğim yere götürebilirim. Aykut özellikle beni aldı sağ olsun motorla, buraya kadar getirdi. Evet arkadaşlar, şimdi bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Aykut'la beraber Aykut'un yaşamış olduğu bir anısı vardı, onu bize anlattı. Aykut Türk vatandaşı, yaklaşık birkaç aydır Tayland'da yaşıyor kendisi. Böyle bir düzen kurmuş. Kendisinin böyle bir anısı vardı, onu bana anlatmak istedi. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.